Merhabalar, Tuğba Özay, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Tolga Bey. İzleyicilerinize de selamlar, sevgiler olsun. Başarılar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Tuğba Hanım, maşallah kariyeriniz bayağı bir yüksek. Yani ben nereden başlayacağımı bilmiyorum. Mankenlik, modellik, şarkıcılık, sunuculuk, yarışma, Survivor, ondan sonra oyunculuk, tiyatroculuk. Eksik yazarlık. Kaldı mı? Yazarlık değil mi? Söz yazarlığı, besteci Evet. yönüm. Evet, Hepsi var. maşallah maşallah. Kariyerimiz... Bir de sporcu hayatım tabii. Değil mi? Tabii. Kova burcuyum, ondandır. Ha, öyle mi? Evet. Yani çok... ben ilk çıktığım zamanlarda daha işte 16 yaşındaydım. Benim için 10 parmağında 10 marifet yazarlardı. Maşallah maşallah. Hakkını verebiliyorsam ne mutlu. Yani sadece hani bir şeyi yapıyor gibi görünmek değil, gerçekten onu hakkıyla icra edebilmek önemli. Bunu başarabiliyorsam ne mutlu bana. Evet, söylemek istediğim şeyler var. Tabii seyircilerimizin de. Mesela şimdi siz zamanda mankendiniz. Oradan oyunculuğa geçtiniz. Yani bu oyunculuk serüveni nasıl başladı? Nasıl karar verdiniz? Oyuncu olmayı ailenize birisi mi size destek oldu? Aslında tam tersi. Yani ben modellikten oyunculuğa geçmedim. Oyunculuktan modelliğe geçiş oldu evet. Benimki. Çünkü şöyle, 7 yaşında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi deneme sahnesinde tiyatro kurslarına başlamıştım. Ki benim tiyatro öğretmenim Yılmaz Arıkan, şu anda da Berlin Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmakta. Berlin'de yaşıyor. Daha çok küçüktüm sahnenin tozunu yutmaya başladığımda. Aile dostumuzdu zaten kendileri, ailesi. Onlar yönlendirdiler. Yeteneğim de vardı. Bunu da görmüştü büyüklerimiz. Derken ilkokul 3. sınıfta kendim senaryolar yazıyordum ve öğrencileri de örgütlüyordum. Bütün özel günlerde veyahut da işte normal zamanda da tiyatro gösterileri sahneliyorduk. Tiyatro oyunları sahneliyorduk. Hatta o yıllarda işte okulumuzun konferans salonu bile açık değilken benim bu girişimlerim doğrultusunda konferans salonu bile yenilenmişti. Yani çocuk deyip geçmeyeceksin. Evet. Daha ilkokul 3. sınıfta yapmaya başladım bunları. Çok iyi. Derken ortaokulda yine aynı şekilde devam etti bu tiyatroya ve oyunculuğa olan sevgim. Yine gösteriler düzenliyordum. İşte öğretmenler gününde, yıl sonu müsamerelerinde falan. Hep bendim yani organizasyonun başında. Ve 16 yaşında kendimi TRT'de Sonradan Görmeler adlı televizyon dizisinde buldum. Rahmetli Tekin Akmansoy'un o dizide yüzme öğretmenini canlandırmıştım. Fakat güzel bir kızdım. O yüzden çok dikkat çekiyordum. Yani sokakta yürüsem bile insanlar kartını tutuşturuyordu veya evet, işte iletişim kurmak istiyorlardı, ailemle görüşmek istiyorlardı, modellik yapmam için. Fakat ben hiç sıcak bakmıyordum modelliğe. Hatta okul yıllarında arkadaşlarım derdi işte manken ol, biz de senin menajerin olalım falan. Ben hiç öyle bir hevesim yoktu, öyle bir isteğim de yoktu. Fakat ortaokula geçtiğim zaman İstanbul Devlet Konservatuarı'nda bale ve gitar eğitimine başlamıştım. Bale sınavlarında aslında çok güzel yaptım. Bir hareketi jürinin karşısında yapamadım ve düştüm. Sonrasında orada konservatuar hayalim sonlanmış oldu. Ama işte ajanslar çok istiyordu. Peşime düşüyorlardı. Ve Bodrum'da tatilimiz esnasında keşfedildim. Ajans kaydımı yaptı. Sonrasında da İstanbul'da Best Model yarışmasının gecesine davet edildim. Gittim. Beyaz bir tuvalet vardı üzerimde. Bütün basının ilgi odağı olmuştum ve insanlar beni bir sene önceki güzel zannetmişler. İşte yabancı güzel zannetmişler falan. Halbuki dediğim gibi modellikle ilgim yokken ertesi gün kendimi manşetlerde buldum. Ajanslar çok işte o sıra peşime düştüler. Tabii bir ajansa kaydolduğum zaman da işte özelliklerim belirtiliyor. İşte yaptığım sporlar vesaire. Galatasaray Kulübü'nde de yüzücü geçmişim vardı. Aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü'nde de voleybol oynamıştım. O kayıt olduğum ajansa başvuran işte yapımcılar yüzme geçmişimi de görünce dizide bir de oyunculuk da var tabii. Dizide rol almam için teklifte bulunuyorlar ve yüzme öğretmeni canlandırıyor. Evet. Derken
Tabii insanlar peşimi bırakmıyordu. 17 yaşındaydım. Bu sefer Türkiye Güzellik Yarışması'na resmen böyle zorla sokuldum diyebilirim. Evde uyuyorum. Sabahın 8'inde annemi arıyorlar, evi arıyorlar. İşte Türkiye elemelerine zar zor gittim. Bir baktım ki Türkiye birincisi oldum. Aradan 6 ay geçti, dünya ikinci güzeli oldum. Aynı yarışmada dünyanın en iyi vücutlu modeli seçildim. Sonraki sene Avrupa'da çalıştım. Paris'te bir dönem modellik yaptım. Derken dizi filmler, sinema filmleri, tiyatro oyunları, her şey arka arkaya sıralanmaya başladı. Evet, zaten öyle oluyor. 24 yıllık kariyerimde gerçekten çok güzel işler yaptım. Çok değerli insanlarla, çok önemli insanlarla çalıştım. Türkiye'nin önde gelen yapımcıları, oyuncuları, yönetmenleri. Yani çok genç yaşta çok güzel başarılar elde ettiğimi düşünüyorum ve buradan da sizin aracılığınızla üzerimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize, beni seven, destekleyen tubistlerim diyorum ben onlara. Evet. Tubistlerime çok teşekkür ediyorum. Kahvaltılar falan yapıyorsunuz, yemekler falan, ben tabii, izledim. Evet. Biz bir araya sıklıkla geliyoruz sevenlerimle. İşte dediğim gibi onlara sevenlerim, hayranlarım, fanlarım falan demiyorum. Tubistlerim diyorum. Tubist. Biz bir tubist ailesiyiz diyorum. Hatta bizim bir hareket aynen, var. Bravo, tubist selamı. Bunu da anlama esasında şu 3 nokta. Hayat illaki hepimize bir yerde son noktayı koyacak. Ya, tabii ki. Hayat bize son noktayı koyana dek biz hayat hep kaldığı yerden devam edeceğiz. Yani hep 3 noktalar koyacağız. Çok güzel. Ben zaten sosyal medyadan sizi takip ettiğim için orada zaten görüyorum yaptığınız paylaşımları. Onun dışında işte tabii televizyon programları da gelmeye başladı. Yani çok sayıda televizyon programı yaptım. İşte müzik, magazin, eğlence, yarışma, sektör, ekonomi, haber. Hatta Türkiye'de ilk yorumculuk, magazin yorumculuğu bizimle başlamıştı. Ben, Kenan Erçetingöz ve Bekir Azar. Can Tanrıyar'ın yapımcılığında Uşan Kuş programıyla başlamıştı. Örneğin yine Türkiye'de ilk aerobik DVD'sini ben çıkardım, fitness DVD'leri. Herhalde bir 15-16 sene oluyor. Yine kendi sektörümde bir ilke imza atmıştım. O da Best of Dubai Uzay Kataloğu adında kendi fotoğraflarımdan ve işte özlü sözler diyebileceğimiz kendime has sözlerimi de o kataloğa yansıtarak öyle bir çalışma çıkardım ve o kataloğun geliriyle de köy okulu yaptırmıştım. Çok güzel, çok güzel. Eğitime her zaman destek veren tabii bir insanım. Çünkü eğitimci bir ailenin kızıyım ama şöyle aslında başlamalıydım. Her şey ailede başlıyor. Bütün eğitim, o yönlendirmeler. Tabii anne baba beni çok güzel yönlendiriyordu. Çünkü eğitimci gözle de baktıkları için yeteneklerimi belki de onlar benden önce keşfediyorlardı ve çok fazla kursa gidiyordum. Yani yazın yaz okullarına gidiyordum, işte ne bileyim dalış eğitimi alıyordum, yelken kursuna gidiyordum, voleybola gidiyordum, yüzmeye gidiyordum, tiyatro, işte müzik vesaire. Tabii anne öğretmen, baba yazar. Onlara da özellikle babama çok özeniyordum. Çünkü evde sürekli yazıyor. O zamanlar tabii bilgisayar yok, daktiloda yazıyordu. Evet, evet. Ben de babama çok özendiğim için kamyonetim vardı, bir tane oyuncak. Onu ters çeviriyordum. O dört tekerleğin arasına kağıdı sıkıştırıyordum, yani koyuyordum. O tekerleri döndürerek sanki ben de bir şey yazıyormuşum gibi. Çünkü hani daktilonun evet, yanında evet vardır ya böyle. Babadan görünce ister istemez etkileniyordum yani. Baba da sanatçı ruhta bir insan. İyi ki de böyle güzel bir ailede dünyaya gelmişim. Babam da, annem de yazar, babam da. Mesela Bu Bir Davetiyedir adında geçtiğimiz aylarda bir şiir kitabı çıkardım. Hayırlı ama olsun. Bu benim ikinci kitabım. İlk kitabım Bedel adında bir anı tarzında bir kitaptı. Bu da ikinci şiir kitabım ama tabii ustamın, yani babamın 40 tane kitabı var. Annemin de 2 tane kitabı oldu. Onu da geçtiğimiz günlerde çıktı. Yani biz ailece yazarız, çizeriz. Çok güzel, çok güzel. Şimdi o zaman bu oyunculuk mesleğinizde zorluklar, keyifli yanları, birçok kimsenin bilmediği yönlerini biraz anlatabilir misiniz? Ben mesleğine çok aşık bir insanım. Çok geçmişte, işte o ilk genç kızlık yıllarında uyku problemim vardı. Yani şöyle problem, sabahları böyle çok erken kalkmayı pek sevmiyordum. Hemen hepimiz gibi, her evet, çocukluk dönemini İlhan, geçiren herkes gibi.
Ama sonraki yıllarda öyle bir disipline ettim kendimi. Hele şu anda sabah 6'da 7'de ayaktayım ve günün o enerjisini yakalamayı çok seviyorum. Günün o aydınlığından, güzelliğinden faydalanmayı çok seviyorum. Günü yaşamayı çok seviyorum. Zaten ölünce bol bol uyuyacağız diyorum. O yüzden şimdi bütün enerjimi çalışmaya, gezmeye, araştırmaya, yeni yerler, yeni insanlar keşfetmeye ayırıyorum diyebilirim. Mesleğimin en güzel yanlarından biri bu bence. Set ortamları tabii çok yorucu oluyordu. İşte sabah 5'te hatta gece 3'te bile kalkıp sete gittiğimiz zamanlar oluyordu. Sadece işte yaşadığım şehir İstanbul'da değil, başka illerde de gidip 3-5 ay ya da işte 2-3 ay kalmak zorunda oluyorduk. Ama hepsi güzeldi. Yani mesela Mahsun Kırmızıgül'le bir dizi çekmiştik. Hemşerim adlı. İşte başrolde oynamıştınız, evet. Evet, Hatırlıyorum. başrolleri paylaşıyorduk. 2 ay Malatya'da yaşadım örneğin o Evet. dönemde. Ama işte oranın kültürünü öğrendim. Oranın işte tadını, tuzunu, Yemeklerini. iklimini, yemeklerini öğrendim. İnsanlarla Evet. içselleştim. Yine daha sonraki yıllarda sevgili Gani Rüzgar Şavata'yla Saddam'ın Askerleri adlı bir sinema filmi çekmiştik. Onda Evet. da Malatya'nın Hekiman köyünde böyle dağlarda ki Evet, o kıyafetle gördüm sizi. Evet. Fragmana baktım. işte Halepçe katliamını anlatan bir Evet. sinema filmiydi. Orada yine başrolleri paylaşıyorduk. Yine o dönemde işte Hekiman'da kaldık 2 ay boyunca ki Avrupa'da çok fazla Hekimanlı vardır. Evet. Buradan da onlara selam olsun. Aynen, bizlere de selamlar. Yine işte bir sinema filmimiz olmuştu. Dartonlar ve Lazgit adında. Çok da geniş bir kadrosu vardı. Bayağı bir süre Adapazarı, Sakarya'nın Evet. işte Akyazı ilçesinde yaşadık. Şimdi bunu niye söylüyorum? Mesleğimizin en güzel yanlarından biri insanlarla içselleşmek, oranın o kültürünü öğrenebilmek. Hani çok gezen mi bilir, Tabii ki. çok okuyan mı? Tabii ki okumak çok çok önemli. Okuduğunu anlamak, idrak edebilmek ama gezmenin de çok faydalarını görüyorum. İlla ki. Çünkü dokunuyorum. Yani o kente dokunuyorum, o oranın dokusuna, oranın insanına dokunuyorum, öğreniyorum. İşte yıllar önce mesela çektiğim bir dizi veya bir sinemanın hala bugün etkisini hissedebiliyorsam bu genç yaşımda insanlar diyor ki mesela Aynalı Tahir diye bir dizi vardı biliyorsunuz bir Evet. zamanlar fenomendi. Evet. Ben de orada Bıldırcın Sevda'yı canlandırıyordum. Alişan'ın da ilk dizisiydi. Evet. O Bıldırcın Sevda ve Tilki Ekrem karakterleri o kadar çok sevilmiş ki hala bana sokakta Bıldırcın Sevda diyen ya da işte sosyal medya üzerinden sizi ilk Aynalı Tahir yıllarından çok sevmiştim. Daha hatta dünkü sahnemizde bile Freiburg Breşah'ta Empire Kulüp'te sahne aldık. Mehmet Evet. Beylere, Ergun Beylere selam olsun bu arada. Şu anda da onların çok güzel restoranındayız. Umut Kalkan'a da çok teşekkür ediyoruz değerli Evet. menajerimiz. Bizi Bizden de Avrupa'da selamlar. çok güzel organizasyonlarda sevenlerimizle buluşturuyor kendisi. Diyeceğim o ki dün de örneğin sahneme gelen dostlar arasında Tuğba Hanım işte Aynalı Tahir dizisinde size ilk işte orada aşık oldum. İlk sizi orada çok Evet. sevdim ve o yıllardan beri sizi severek takip ediyorum. Bu çok güzel bir şey. Yani ben o zaman işte 17-18 yaşında bir genç kızdım. Şimdi de 23 falanım işte. Bıldırcın Sevda karakteri bir de neden çok sevildi? Çok böyle halkın içinden mahallede çok delikanlı bir kız, deli dolu bir kız. İnsanlar onun o sıcaklığını ve doğallığını seviyorlardı. İşte cama çıkıyor, ağzında cakcık cakcık sakız. Aynalı, yine nereye gidiyorsun falan. Ve güzel, keyifliydi. Sonraki yıllarda benim hayatımda çok önemli bir yeri olan Türker Baba dediğim Türker İnanoğlu. Evet. Türker İnanoğlu ile 5 tane dizi çektim. Zehirli Çiçek dizisi benim için çok önemli bir projeydi. 2 sezon sürdü ve birçok da ödüle layık görüldü o dizide. Orada tamamen entrikalar üzerine yaşayan bir karakterdim ben. Çağla Şikel kız kardeşim rolündeydi. Tarık Tarcan Evet. babamı oynamıştı. Özlem Savaş annem rolündeydi. Aysun Kayacı, Burak Hakkı, Petek Dinçöz, Zuhal Topal, Kadro Kerem bayağı genişmiş, Alışık, evet. Levent Özdilek. Yani çok güzel, önemli isimler vardı. Efkan Efekan, Orçun Sonat,
Yani çok gerçekten müthiş insanlarla çalıştım. Daha sonra Bizim Otel adında Tarık Papuççuoğlu, Sumru Yavrucuk, Erhan Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, çok özür dilerim. Benim soyadım da Kayhan. Çok özür diliyorum. Kayhan Yıldızoğlu ki Türk sinemasının ve tiyatrosunun çok önemli isimlerinden biri. Bu insanlarla aynı projede yer aldım. Sermiyan Midyat, Şencan Güleryüz. Evet. Çiçek Taksi yine oynadığım dizilerden biriydi. Paşalı adında bir dönem dizisi çekmiştik. İşte Osmanlı dönemini anlatan. Burak Hakkı ile başrollerdeydik o zamanlarda. Hamdi Alkan skeçlerinde rol almıştım. Ferhan Şensoy gibi bir ustayla Dün Gece Orman'da Çok Komik Bir Şey Oldu adlı tiyatro oyunumuz vardı. Hı hı. Derya Baykal, Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy. Daha sonra Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda görev aldım. Sonraki yıllarda Ahmet Çevik benim için çok değerli bir insan. Ahmet Çevik'le de zaten Avrupa'ya da birçok defa geldik tiyatro oyunlarımızla. Ahmet Çevik, Sinan Bengiyer, Levent Kırca'nın ekolleri biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz yine büyük usta Ferdi Merter. Hala onun yönetmiş olduğu Kocamın Nişanlısı adlı oyunumuz devam etmekte. Saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyorum bütün büyük üstadları. Yönetmenlerimiz işte Samim Değer, Aram Gülyüz gibi çok değerli isimlerle çalıştım. Onları da maalesef ki kaybettik. Şahin Gök, yani Yeşilçam'ın ustaları bu isimler. Vallahi iyi ki de sizinle bu programı yaptım. Çünkü inanın hafızamı zorladıkça diyorum ki ne kadar güzel insanlarla ne kadar güzel işler yapmışım ki şu an bunlar sadece anımsadıklarım, anımsayamadıklarım da olabiliyor. Vallahi ben aslında teşekkür ederim. Yani bunları anlattığınız için ne oldu? Anılar otomatik olarak geldi. Evet, anılar tazelendi. Aynen. Bir de örneğin geçtiğimiz sene sadece 4 tane sinema filminde rol aldım. Bordo Bereliler Suriye filminde. Evet. Suriyeli Suriyeli bir kadını canlandırmıştım. Bordo Bereliler Suriye filmi hem sinemada hem de televizyonda çok iyi bir reytinge ulaşmıştı. Evet. Oradaki tiplemem çok başka. Yani düşünün, Suriyeli bir kızı canlandırıyorum. Arda Kural'la birlikte Türkiye'nin Leonardo DiCaprio'suydu biliyorsunuz, evet, sevgili Arda. Evet. Arda ile birlikte Nefrin adında bir korku filmi çektik. Evet. Başrolleri paylaştık orada da. Orada da örneğin filmin finalinde bir şeytan oluyorum. Yani ben bile izlerken kendimden korktum. Sonrasında sevgili Sinan Bengiyer'le Azrail, ne Azrail'di? Filmlerimin adını unutuyorum. Azrail'e Dans. Geçtiğimiz sene çekmiştik. Yine sinemalarda gösterime girmişti. Bu sene. Azrail'e Dans. Güzel bir komedi filmiydi. Duygusal, romantik komedi. Şu anda benim için çok çok önemli bir proje. Uzun yıllardır da aslında sinemada hayalimdi ve bunun sinema filmi bana teklif edilmişti. Ama kısmet olmadı. Tiyatroda kısmetmiş. Nazım Hikmet'in Yaşam öyküsünü sahneliyoruz şu anda. Çok güzel. Ve ben de bu oyunda Vera'yı canlandırıyorum. Hayatımın rollerinden biri diyebilirim. Nazım Hikmet'i Mehmet Tokat canlandırıyor ki Mehmet Tokat çok önemli bir oyuncu. Daha önce Atatürk'ü, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yine Nazım Hikmet'i oynamıştı hem tiyatroda hem sinemada. Güzel bir kadromuz var. Cem Kurtoğlu yönetmenimiz, sıcağı sıcağına programından anımsarsınız 90'lı hatta 2000'li yıllarda. Çok değerli bir yönetmen. Şu anda provalarımız var. 31 Ekim'den itibaren Nazımca adlı oyunumuza da başlayacağız. Avrupa'ya da gelmek istiyoruz. Hem Kocamın Nişanlısı adlı oyunumuzla hem de Nazımca
adlı oyunumuzla Avrupa'daki izleyicilerle de evet. buluşmak istiyoruz. Onlar da bizleri çok istiyor. Artık sizlere işte burada Umut Kalkan'a sizlere ve sevenlerimize büyük görev düşüyor. Tabii ki bizim çünkü tiyatro tüm sanat dallarının anasıdır. Evet. Her şey tiyatroyla başlar. Yani baktığınız zaman müziğin içinde de bir tiyatral bir sunum vardır. Sinema, dizi, film vesaire. Ama tiyatro izleyiciyle birebir olduğunuz, birebir izleyicinin yüreğine dokunduğunuz bir andır. Ve o anı yakalamak, o duyguların iki tarafa birden geçmesi çok kolay bir iş değildir. Herkes dizi film oyuncusu olabilir. Ama herkes tiyatro oyuncusu olamaz. Kesinlikle. Evet, tiyatro çok daha zor. Tiyatro başkadır. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Benim üniversitede konservatuar tiyatroyu beşincilikle kazanmışlığım da vardır. Ve bölüm başkanımız da Müşfik Kenter'di. Onu da saygıyla, sevgiyle, rahmetle, özlemle anıyorum. Onun dışında işte yine projelerimiz devam edecek. Ama şu an bir uzun zaman oldu dizi filmlerden evet. uzak kalalı. Arzu ettiğim bir dizi film var. Kadrosunda olmak istedim. O da Avlu. Evet, yani buradan limon yapıma selam olsun. Hayri Bey'le de görüştüm hatta. Evet. Çünkü o yani sosyal içeriği olan bir projenin içerisinde yer almak beni daha çok mutlu eder diye düşünüyorum. Öyle bir projede yer almayı isterim. İnşallah olur. Teşekkürler. Peki oyunculuk adına kurallarınız var mı? Hani şu rolü oynamam, bu rolü oynamam. Gerçi onları anlattınız ama hani hep genelde her role bürünüyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani, yıllar önce İtalya'da bir ajansla çalışıyordum ve ajans sahipleri bana demişlerdi ki sen bu kalemun gibi bir kızsın. Her fotoğrafta, her karede başka bir tipsin. Gerçekten hani çok şükür ki o konuda herhalde şanslıyım. Her tiplemeye girebiliyorum. Ya ben işte 2 sene önce oynadığım Pardon Bekar Mısınız adlı oyunda 18 yaşındaki bir genç kızı, üniversiteli bir genç kızı canlandırıyordum. Ama öte yandan diğer oyunda Alt Üst Komedi adlı bir tiyatro oyunumuz vardı örneğin. Onda 80 yaşındaki bir ninneyi de canlandırıyordum. Yani öyle bir hani şunu oynamam, bunu yapmamdan ziyade doğru kadro, doğru insanlarla, doğru mesajlarla böyle hani sadece para için de evet. yapılmaz her şey. Yani çıplaklığın da bir estetiği vardır. İşte ne bileyim sevişmenin de tiyatroda ya da işte sinemada neyse bir estetiği vardır. Yani bunu sadece reyting uğruna yapıyorlarsa öyle bir şeyin içinde olmak istemem. Ama bir mesajı, bir anlatımı, bir konusu, evet. Bir gerekliliği varsa onun içinde olmak isterim. Tabii. Şimdi hani dediniz ya bu kalamon gibi oluyorum ama bunun bir ön hazırlığı yani rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz, canlandırdığınız karakter için ön hazırlık yapıyor musunuz? O süreç nasıl oluyor? Yani ön hazırlık illaki. Şöyle, ben çocukluğumdan beri çok sosyal bir çocuktum evet. ve çok fazla sayıda insanla iç içe oldum. Her kültürden, her ülkeden, her şehirden insanı tanıdım. Bu zaten benim kafamda ister istemez o yörenin, o bölgenin insanlarıyla ilgili böyle bir şey canlandırıyordu hep. Oyunculukta da mesela bana Saddam'ın askerlerindeki rol teklif edildiğinde ben orada bayağı işte kapalı, ondan sonra işte bir Kürt kızını canlandırıyorum. Kendimi bir anda o rolün içinde buldum zaten. Yani o kimliğe ben bürünmüştüm. Ben o teksti okurken kafamda her şeyi canlandırdım. Neden? Çünkü çok gezdiğim için, insanlarla çok iç içe olduğum için ve çok kitap okuduğum için çocukluğumdan evet. beri. Bir de annem öğretmen olduğu için çocukluğumdan beri de velilerinde hep o ailelerin içinde yaşıyordum. Görüyordum onların da yaşantılarını. İster istemez o insanlar hep kafamda oluşmuş. Veyahut da işte çok zengin bir kızımı canlandıracağım. Yani hemen kafamda şekilleniyordu. Bu biraz da belki de algı meselesi.
işte okumanın, gezmenin, görmenin ve bunları beyninde harmanlamanın çok büyük katkıları var. Örneğin şimdi Vera'yı canlandıracağım. Nazımcı adlı oyunda biliyorsunuz. Vera'nın nasıl bir karakter olduğunu araştırıyorum tabii ki. Yani Nazım Hikmet'e karşı nasıl yapıda bir insanmış, işte kendisi hayata karşı nasıl bir duruş sergiliyormuş. Bunları zaten hani geçmişte de okuduğum için kafamda vardı bazı şeyler. Şimdi onu, Vera'yı sahneye uyarlıyorum. Geçen prova esnasında hepimiz final sahnesinde hüngür hüngür ağladık. Nasıl içselleştiysem Vera'yla, bir anda nasıl kendimle özdeşleştirdiysem. Yani ben, bana yeter ki siz teksi verin. Ben zaten o rolü anında çıkartıyorum. Bana Ferhan Şensoy, ki büyük usta, bana sadece Tuğba Özay'ı oynamamı istemişti. Yani skeç, bir tane skeç vermişti bana. Ve kendimi oynayacaktım. Bendeki cevheri görünce 5 tane daha skeç yazdı bana. Ve diğer tüm rolleri de o yıllarda işte gayet başarıyla oynadım. Abdullah Şahin herkese karışır. Benim oyunculuğuma kesinlikle karışmazdı. Tuğba'yı bırakın, kendisi zaten tiplemeyi yaratır ve Tuğba büyük oynar. Hani işte o rolü köpürtüyordum. Bu çok önemli bir şey. Yani bana siz ne rolü verirseniz verin, ben size onun karşılığını teslim ederim. İşte bu gerçekten büyük bir oyunculuk. Bugün hani Türkiye'de baktığımız zaman ünlüler bile kimlere hep aynı karakter, hep aynı kareden gittiler ve ölü ünlü oldular. Ondan sonra diğer oynadığı dizilerde başarılı olamadılar mesela. Çünkü rol yapıştı adama. Şimdi senelerce öyle insanlar tanıdım. Örneğin Al Pacino'yu inanılmaz seviyorum. Yani Al Pacino bugün evet bir dünya starı, evet, ama oyunculuğunu izleyin. Yani adamda bir matematik var, bir edebiyat var. Müthiş bir şey. Yani oynadığı her rolümü bu kadar güzel canlandırabilir. Yani adam köylüyü de oynadığı zaman o kılığa bürünüyor. Psikopatı oynadığı zaman, o mafya oynadığı zaman o kılığa bürünüyor yani. Oyunculuk böyle bir şey zaten. Oyunculuk hayatın kendisi, karşılığı. Siz hayatı oynuyorsunuz esasında. Hayatın içinde, ben sadece zengin kız oynarım. Öyle bir şey yok. Oyuncuysan her kimliğe girebilmelisin. En çok ilham aldığınız oyun veya rolünüz hangisi oldu sizi etkileyen? Şimdiye kadar, bugüne kadar. Beni en çok etkileyen rolüm. Saddam'ın Askerleri filmi aslında beni etkiledi. Çünkü orada siyasi bir konu da söz konusu. Halepçe katliamı anlatıldığı için güzel bir roldü. Zor bir roldü. Onun dışında yani mesela hep farklı farklı rolleri olduğu için, örneğin işte Bizim Otel adlı bir dizi çekiyorduk. Orada kendi sesimle, bir de sitcomdu çünkü o yıllarda sitcom furyası vardı biliyorsunuz. Kendi sesimle bir Rus kızı canlandırıyordum. Otel personeli, başrollerde olduğumuz bir şeydi, filmdi o da, diziydi. Yani hiç benimle ilgisi olmayan bir tip ama yani bir de kendi dilinin dışında bir dil, evet, konuşuyorsun. İşte aksan yapıyorsun, şive yapıyorsun, her, evet, neyse. Ya oynadığım bütün roller güzeldi diyebilirim. Ya hepsinin bende de emeği var, benim de o rollerde emeğim var. Hepsi güzeldi, hepsinden etkilendim, hepsinden bir şeyler kattım kendime. Çok güzel. Yani Ayşe'yi Fatma'dan ayıramam. Peki bu oyunculuğun sizi besleyen yönleri neler oldu pozitif anlamda? Çok şey var. Bir kere kendine güvenin artıyor. Değil mi? Bir de bir şeyi başarmış olmak, karşılığında duymuş olduğunuz alkışlar, insanlardan duymuş olduğunuz o sevgi sözcükleri müthiş bir moral, motivasyon. Yani yıllar geçse de, hiçbir iş yapmasam da insanlar bana gelip derse ki ya Tuğba Hanım, şu dizide sizi çok sevmiştik veyahut da şu tiyatro oyununuzda
bizi çok güldürmüştünüz. Veyahut da işte şu sinema filmini iyi ki çekmişsiniz, bizlerin acılarını dile getirdiniz. Bundan daha büyük mutluluk, daha güzel bir besin kaynağı olabilir mi? Ben en çok da o sevgi yönünü seviyorum. O alkışı seviyorum. Değer görmeyi seviyorum. Evet. Ama oyunculuğa hobi olarak bakılmasın. Oyunculuk ciddi bir meslek. Tabii. Disiplin gerektiren bir meslek. Ben kendi şahsıma konuşuyorum bunu, çünkü herkesin uyduğunu söyleyemeyiz. Ama ben uyku düzenime dikkat ediyorum. Yememe içmeme dikkat ediyorum. Spor hayatıma dikkat ediyorum. Çünkü ekran önündesin. Bir de çok böyle estetik operasyonlar falan yapılıyor ya işte. Evet. Oyuncular mimiklerini kaybediyorlar. Kesinlikle. Açıkçası buna da karşıyım. Evet. Yani doğallıktan yana bir insanım. Çok şükür hayatımda da hiç estetik operasyon geçirmedim, yaptırmadım, ihtiyaç da duymadım. Ama özellikle o botokslar, işte o dolgular vesaire, profesyonel oyuncuların çok da fazla yaptırmaması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü o doğallığı yitirmemek gerekiyor. Yani yüzünde çizgi de olacak. İlla ki değil mi? O yaşın verdiği güzellik olacak. Tabii ki, yani demiyorum ki işte buruş buruş olun ekrana çok kötü şekilde çıkın. Hayır, tabii ki insan kendine bakması çok güzel bir şey. Kendini iyi hissetmesi, sevenlerinin, izleyicisinin karşısında iyi görünmesi güzel bir şey, ama hani bunun abartılmasını da çok doğru bulmuyorum. Evet. Şimdi programımızın sonlarına doğru yaklaştık. Peki şöyle, gerçi normal her yönünüzde pozitifsiniz ama ben yine şunu oyunculuk adına sormak istiyorum. Hiç oyunculukta pes ettiğiniz, geri çekilmek istediğiniz bir dönem oldu mu? Yok. Yani ben hiçbir zaman geri çekilmedim. Hep sahadaydım. Hala sahadayım. 24 yıl oldu sahadayım. İnşallah şurada birkaç ay sonra diyeyim artık, 25. yılımı kutlayacağım. Ben neredeyse çocuktum halkımız beni tanıdığında. Şimdi genç kız oldum. Sonrasında genç bir kadın oldum. Gerçi kadın kelimesini kendime hala yakıştıramıyorum. Kendimi hala çocuk gibi hissettiğim için çok teşekkür ediyorum. Ama insanların, sevenlerimin karşısında büyüdüm. Ölene dek de sahnede, sahada olmak istiyorum. Bu tiyatro olur, sinema olur, evet, dizi film olur, televizyon ekranları olur. Yani benim yaptığım başka bir iş yok ki. Yani ben şov dünyasında gerek dizide, gerek tiyatroda, gerek evet, sinemada, gerek televizyon programlarında, gerek yarışmalarda, gerek şu anda şarkılarımla müzikseverlerin karşısında sahnede olan bir insanım. Olmaya da devam edeceğim inşallah. Hatta şöyle söyleyeyim. 3 tane de albüm çıkardım. 2008 yılından bu yana müzikle ilgileniyorum. Tabii okul yıllarında vardı yine, ama profesyonel olarak 2008 yılından bu yana. O da nasıl oldu? Saddam'ın Askerleri adlı sinema filmimizin film müziklerini dinlemek için Taksim'de bir stüdyoya gittim. Çok beğendim müzikleri. Tam vedalaşacağız. Kapıdan çıkarken döndüm. Hocam dedim, benim şiirlerim var. Stüdyoda şöyle bir okusam belki dedim şarkı falan yapar mıyız? Tabii Tuğba'm dedi. Tekrar girdim stüdyoya. Birkaç tane şiirimi seslendirdim. Bir hafta içinde aradılar. Saffet Tulcay ve Göksel Sönmez Hocak. Allah rahmet etsin. Göksel Hoca benim çok kıymetlimdi. Hemen hemen tüm şarkılarımın da bestecisidir. Müthiş güzel bestelerle bana şiirlerimi geri verdiler. Çok güzel. Ve ben hemen stüdyoya girdim. Önce 3 şarkı, 4 şarkı derken gittikçe güzelleşiyor. Bakıyorum yani şiirlerim evet, o kadar güzel can buldu ki harika şarkılar çıkmaya başladı. 6 oldu. Yok 8 yapalım. Hadi 10 şarkı yapalım. 12, 13 derken 14 şarkılık bir albüm, Armoni ilk albümümdü. Sonrasında bir sene bile geçmeden hemen 3 nokta adlı albümümü çıkardım. Onda da 12 şarkı vardı. Ve babamın da sözleri vardı. Babamın şiirlerini de ben besteledim. Çok güzel şarkı oldu onlardan. Ve sonra Umut Zen'le beraber Gel Gör Beni Aşk Neyledi, Yunus Emre'nin ölümsüz eserini düet yaptık. Doğu ve Batı sentezi olarak böyle harmanladık güzel bir aranjeyle. Bir single çıkardık.
Ve 2 sene önce de Pes Etme adlı albümü çıkardım. Onda da 9 şarkı var. Bütün şarkı sözleri bana ait. Besteler de ağırlıkla bana ait. Şimdi yeni şarkım çıkıyor inşallah Kasım ayında. İnşallah hayırlı olsun. İyi ki geldin adında. Siz de iyi ki geldiniz. Ben de iyi ki gelmişim. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.